Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzeme ile yapabileceğiniz oklava kullanmadan milföy tadında kat kat çıtır çıtır şahane bir börek tarifi ile geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarif için uygun bir yoğurma kabına 1,5 su bardağı kadar ılık suyumu ilave ediyorum. Daha sonra yarım çay bardağı kadar da sıvı yağını ilave ettim. 1,5 yemek kaşığı kadar elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. Eklemiş olduğum malzemeleri spatula yardımıyla şöyle eriyinceye kadar bir karıştırıyorum tuzu. Daha sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm klasik 200 milim su bardağıdır. Tarifimde toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin kullanacağınız unun miktarı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Sizler ununuzu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Hamurun kıvamı ele yapışmayan, yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurun kıvamını ilerleyen dakikalarda sizlere göstermeye çalışacağım. Örek için kullanacağınız hamurun mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurulması gerekiyor. Hamur yoğurma kabında bir süre bu şekilde yoğurduktan sonra hamurumu masaya alacağım. Masada da bir 4 5 dakika kadar hamur kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamur yoğruldukça kendini salacağı için ele yapışan bir kıvamda olduğu için ara ara un serperek hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Sizlerin de görmüş olduğu gibi hamuru yeteri kadar yoğurdum. Pürüzsüz bir kıvamı aldı. Tekrardan hamur yoğurma kabına alıyorum. Üzerini streçle örtüp ortam sıcaklığına göre ortalama yarım saat kadar bu şekilde hamuru dinlendireceğim. Hamur yarım saat kadar dinlendi. Hamuru hemen toparlayıp masama alıyorum. Hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kesme aparatıyla hamuru parçalara böleceğim. Toplamda 8 eşit parçaya ayırıyorum. Bölmüş olduğum parçaları da elimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Hamurları bezeledikten sonra bekletmeden hemen merdane yardımıyla pasta tabağından bir miktar daha küçük olacak şekilde hamurlarımı açıyorum. Hamurların arasında kullanacağım yağı da önceden hazırladım. 125 gram eritmiş olduğum tereyağın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Eklemiş olduğum, hazırlamış olduğum yağı da Hamurların arasına süreceğim bu şekilde. hamurları teker teker uygun bir tepsinin içerisine alıyorum. Arasına hazırlamış olduğum yağ karışımından hamurun her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Ben böreğimi hazırlarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde yardımcı olabilirsiniz. Son hamuru da diğer hamurların üzerine ekledikten sonra streçle üzerini kapatıyorum. İçerisindeki yağın donabilmesi için buzdolabında yaklaşık yarım saat kadar yağın donması için beklettim. Yarım saatin sonunda hamurumu artık masama alıyorum. İçerisindeki yağ tamamen donmuş. Bu şekilde daha kolay bir şekilde açılacaktır. Dilerseniz bu aşamayı merdane kullanarak da yapabilirsiniz. Ama elinizle de çok kolay bir şekilde açılacaktır. Hamuru esnetebildiğim kadar, açabildiğim kadar açma işlemine başlıyorum. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra bir rulet yardımıyla hamur dikdörtgen şeklini alabilmesi için kenarlardan bu şekilde kesiyorum. Hamurun boyutunu verdikten sonra bir rulet yardımıyla tekrardan 3 eşit parçaya bölüyorum ve diğer taraftan da iki eşit parçaya böldüm. İçerisine dilediğiniz iç harcı malzemelerini kullanabilirsiniz. Ben lor peyniri kullandım. Dilerseniz patatesli, kıymalı, ıspanaklı hazırlayabilirsiniz. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hamurların tamamını iç harcını yerleştirdikten sonra şimdi de gördüğünüz gibi rulo şeklinde hamurları çok fazla sıkmadan bu şekilde katlama işlemine başlıyorum. Gerçekten yapılışı da çok kolay, oldukça lezzetli bir börek tarifi oldu. Milföy tadında yapabileceğiniz gerçekten çok pratik bir tarif. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Böreklerin tamamını sardıktan sonra hemen yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bir tane yumurta sarısını fırça yardımıyla böreklerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Dilerseniz içerisine bir miktar da süt de ilave edebilirsiniz yumurta sarısının içerisine. Bu şekilde hazırlarken fırınımı da önceden ayarladım. 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar böreklerimi pişireceğim. Güzel yerine bıçak yardımıyla şöyle ufak çizikler atıyorum. Dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Ve artık böreğin fırına gitmesi için hazır. Kontrollü bir şekilde fırınımda böreklerimi pişireceğim. fırından böreklerimi aldım. Gerçekten nar gibi kızarmış ve oldukça lezzetli bir börek tarifi. Milföy tadında çıtır çıtır, kat kat şahane bir börek tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.